Aslında onları zor durumda bırakmak, yani bir memuru zor durumda bırakmak, devletimizi zor durumda bırakmak demektir. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Bodrum'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Bodrum Kaymakamlığı toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Gödek Merdan, son günlerde kamu görevi yapan gazetecilerin maruz kaldığı bazı olumsuz davranışlar ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Ve söylenilen lafların ayrıca da gazeteci arkadaşımızın gözaltına alınmasının yani hiçbir izah edilebilir bir tarafı yok. Kabul edilebilir bir tarafı yok. Ben bunları arkadaşlarımıza çok güzel bir şekilde anlattım. Yıllardır Bodrum'da görev yapan gazeteci Zeki Özkeskin, gazetecilere yapılan kötü muameleyi dile getirdi. Özkeskin konuşmasında son aylarda özellikle basına yönelik olarak bazı kamu görevlilerinin davranışlarında biraz sorunlar yaşanmaya başladı. Biz bu sorunları size mülki amirimiz olarak iletelim ve bu konuyla ilgili gerekeni yapmanızı diliyoruz, dedi. Son aylarda özellikle ilçemizde basınla yönelik olarak bazı kamu görevlilerinin davranışlarında biraz sorunlar yaşanmaya başladı. Biz bu sorunları size mülki amirimiz olarak iletelim ve bu konuyla ilgili gerekenleri yapmanızı rica etmek istiyoruz. Gödek Merdan'sa vatandaşların ve bir nevi kamu görevi yapan gazetecilerin görevlerini yaparken engellenmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi. Arkadaşlar ben geldiğimden beri biliyorsunuz ben çok sevdiğim çalışmak isteyen bir insanım. Hakikaten öyle sizin konu görevi yaptığınızın bilincinde olan bir insanım. Bütün davranışlarımda da bunu yansıtmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olmuşumdur ama şimdi kamu kurumlarının da bu bilinçli olması lazım. Yani benim sadece bu bilinçli olmam yetmiyor. Hayır. Şimdi ben her zaman onu söylüyorum. Diyorum ki ben odamdayken ben gelen insanlara çok iyi davranmam yeterli olmuyor. Dışarıdaki polis arkadaşım, özel kalemdeki sekreterim, kapıda duran polis arkadaşımın da aynı şekilde iyi davranmaları gerekir. Kamu görevi yapan bütün teşkilatlarımızda bu bilincin olması lazım. Polis, jandarma, sağlık, postane, hastane, nüfus ve benzeri yerler gibi birimlerin daha duyarlı olması lazım. Yani vatandaşa hele hele kamu görevi yapan sizler olsun, diğer kamu görevlileri olsun aynı şeyi yapması lazım. Aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Bir gazeteciye bunu yapan vatandaşa neler yapmaz? Bunu da vatandaşımız görüyor. Ben olayı arkadaşımızla, yetkililerle görüştüm. Hemen o gün ve bu sabahki toplantıda da konuştum. Dedim ki bu kabul edilebilecek bir davranış değil. Bu olayda bir gizlilik kararı var mı yok. Bir yasaklama kararı var mı yok. Hastanın da şikayeti yok. Bu tür olayda siz böyle bir şey söylüyorsanız bir gazeteciye sen bunu çekip terör örgütüne mi vereceksin demek ne demek? Yeni gelmiş bir arkadaş. Yeni geldiği için biz onu oraya verdik ama yine böyle bir problem çıktı. Personelimizi hizmet içi eğitime tabi tutacağız. Kime nasıl davranılacak, kamu görevlisine, gazeteciye nasıl davranılacak bunu bilmemiz, öğretmemiz lazım, dedi.